Evet, en son Seriface'te ikinci bölümde kalmıştık. Sefiller bölümüydü. Birinci bölümde nasıl %68? Herhalde ekstra şeyler vardı, onları görmedik. Neyse, ikinci bölümün adı Sefillerdi. Devam edelim. Evet, hala kabus görüyoruz maalesef. Normal, o kadar cinayetlerin ardından çok normal. Kardeşim, bura Perilidir ayrıyetten. Hayaletleri de gördüm. Oğlum sizin geri zekalı herif. Sizin şeydeydi. Banyo değil lan. Mutfaktaydı. Ne gösterici lan geri zekalı. Oğlum. Ana. Oğlum senin odanın dışarı çıkışta mı varmış? Üşümüyor mu oradan soğuk hava falan gelir? Oğlum biz harbi niye saçımız böyle bir de ya? Ben gidiyorum. İnsan bir durur. Nereye gidiyorsun der. Harbiden burayı niye göstermedin ya? Yalnızlık kalın. Lan sen zaten yalnız... Neyse. Ben gidiyorum. Bak çıkıyorum ha. Oo, küçükken ya, ben de bu arada isterdim ya. Yok mu bir ağaç evimiz ya? Baban kayıp mı oldu? Gün ortadan kayıp oldu. Süt almaya falan gitmiş olabilir. Niye her şey burada ki? Üzgünüm herif, bir şey olmadı. O kel babam mı? Bıyıklı olan. Neyse. Allah Allah. Baban hayalet olmuş olabilir. Baban hayalet olmuş olabilir. Baba sevebilir. Baba sever. Babasını aşırı mıymışsın? Senin çakın dairelerin belli olmuyor. Kardeşim, bura hayaletli. Sen güven bana. Bura hayaletli. Ben imamım, ben yargılamam. Tamam. Hadi be. Tavşandan ne istedin? Ve onu kızdırmak için başka ne? Ben oğlum hayvanını öldürmüşsün geri zekalı. İblisi mi gördün? Oğlum iblis olduğunu inanıyorsun, neden ona inanmıyorsun? Ah. Normal bu arada. Lanet baban nasıl götürecek geri zekalı? Neyse hadi inandım. Harbiden ya, moral bozmamak lazım. Senin hatan değil bunlar. İblis nasıl bir şeydi? Biraz onu anlatsana. Evet. Onu gördüm ben de. Onu ben de gördüm ya. Onunla galiba arkadaş oldum yanlışlıkla. Şey, o cinayeti çözdüğümüz zaman ilk geldiğim gün. Nasıl bilmiyorsun? Bozalım, ekmek falan kıralım kafa. Ama öyle değil, değil mi? O, pardon. Hayaletler hakkında nerede öğreneceğiz ya? Google'a falan girelim. Allah. Ya burada bir resim var. Baban da şimdi... Oradan sol üstte bir şey var. Sol üstte niye bir oyun konsol şey... Ne oluyor? Cirebok... Kartuş buldum. Sanırım doğası tepki veriyor. Bence de aramaya devam edelim de şu cığır boyun olayı ne ya? Göğüs mü? Ha, chest sandık, okey. Derin babası benim babam tam ders erken eski 6 yıldan bakımlı, başka neler varmış. Bilet var da bu neyse, bu ilgimi... Bunu alalım. Alalım bunu, dızlayalım. Biliyorsun babama ait bir şey. Nasıl çözemedin ya? Hayır, bu da geri zekalı. Niye veriyor ki bize eşyaları? Açarsan haber var. Yani değerli bir şey olmazsa dolaba da bakalım. Tamam. Kadın başka bir şey yok gibi. Oğlum biletler falan bir şey vardı. Neyse ben gidiyorum. Kayıp eşyada Cirebo hakkında bir şey dedi. Ne oluyor lan? Kayıp eşyaya gidelim. Bakalım ne var ne yok.
Yol da uzunmuş bu arada. Kamera var ha burada. Burada kamera niye? Yani gerçi mantıklı aslında binanın girişi de. Bence de bakalım ya. Annen hasta mı? Hayda. Annenin neyi var? Biz niye böyle konuşuyoruz? Mevsim değişikliği. Okey ya, bir İbrahim'in koltuğu da tarif falan iş. İyi gelir. La bu nasıl resim? Annesi hastaydı. Annesine bakalım bir. Oha, şu sandığı alalım. Nisa ne haber? Ya hastalığı atlatırsın kardeşim, bir şey yok, o mevsim şey geçişleri ya. Hiçbir şey olmaz. Taze meyve falan tüket. Dinlen. Bol bol su iç. Sarımsak da yiyebilirsin. Neyse, biz vazifemizi yaptık kardeşim. Bir şu hayalete bir daha bakalım ya. Şurada bir hayalet vardı. İblis. Bak hele bana bir. Tamam, gitmiş. Belki banyodadır. Yok, burada da yok. İblis bir şey yapmış olabilir bizim çocuğa. Bir de bu kutuyu verdi. Yapboz kutusu. Bunun da bir şeyini çözeceğiz. Bunun da bir şeyini çözeceğiz. Bir de bizim ciğer boyun şeyi vardı. O ne lan, orada biri var. Sen kimsin kardeş? Ha, çak bu mu? Felise atışsın arkadan bakayım. Olmasa bekliyorum. Artı çık. İzledim mi? İzlemişiz. Tamam. Bu herhalde nerdümüz. Okey. Çamaşırhane. Bu niye böyle bu? Gerçekten geldim böyle. Oğlum biri yıkıyor işte. Orayı niye karıştırıyorsun ki? Şimdi bir şeye benzemiyor. Kayıp ve bulunmuş. Ha şey, kayıp kusur. Oğlum burada da kamera var. Kamera var mıydı daha önce ya? Neyse, zeminden başlayarak bir inceleyelim. Zaten bodrum kattayız. Dolaşalım etrafı. Niye dolaştığımızı bilmiyorum. Bayağı lazım. Üst kattan. Sadece muhabbet edelim kardeşim. Bu kadını daha önce görmedik. Merhaba, senin gece kız yaşlı. Ben kız değilim. Ben bu arada kız değilim ama. Yani saça aldan mı? Zaman da yani çok kalmamış gibi hocam, toprak kokuyorsun gibi, neyse çok ayıp yani, üzerine şey yapmayalım. Kısım yolun perdenin arkasındaki kadar güzel grup. Kızın eve zaman mı? Neyse, bir şey mi soracaktım? Hiç hayalet gördüm burada ya. Lan erkeğim ben erkeğim. Ya hayalet var, gördük diyorum. Hadi beni boş ver. Leri burada kalıyor aylar şey yıllardır. Ay ne lan. Şimdi ne zamandır buradasın sen? Çocukluğundan beri herhalde buradasın ki hatırlamıyorsun. Ya çocukluk değil, şaka bir yana da herhalde 20-30'larından beri buradasın. Şu anda bir 90-100'ün vardır. Birazcık oturdum. Aslında bu arazi benim... Allah Allah. Güzel. Sen de buradan şey kat çıktılar. Ama bir kat az gibi ya. Tabi Adisonlar olmuş ya. Niye gittiler ki? Kendisi ailesinin kanı son kişi sanırım, artık küçük değil ama ben... Ha, oradaki bayan. Çay veren bize. Harbiden odadan çıkmıyor ya. Ona ne olmuş? Allah Allah. Babasını seviyormuş. Onun babası bizim Leri'nin babasının bir alakası yok değil mi? Selin Selin'in kapısının ardında saygı. Saygı. Öyleyiz hocam. Öyleyiz. Senin evde kurcalanacak bir şey yok herhalde. Tamam. Burada kim var? Ha, o kadın mı? Burada oğlum harbiden her yere kamera koymuşlar o olaydan sonra. O kadın da bu arada ayrıyetten bir öldüreceğim. Hakikaten bu yeni kameralar ne olmuş ya? Allah Allah. Tamam, biz oğlum biz de burada yaşıyoruz. Bizi de toplantı hakkında bilgilendirin ya. İyi yapmışsın bu arada. Biraz geç kalmışsın ama
Ve güvenlik sistem sayesinde herkes aşamalarını kendi... Kesinlikle, kesinlikle. Bir de burada şahit var mı ya tanıdık? Maalesef, maalesef binan perili senin. Ya yok, ben korkmuyorum da. Sıkıntı yok oğlum, bak seviyorum ben burayı. Okul için ya, yani hayalet bilimi dersinden dolayı. Başka ne sitesi olabilir? Bu evden dışarı çıkmıyorsun ki, şey yapar daireden. Allah'a emanet. Burada kim var? 104. Ha, iyi yanı boş. Ha Charlie. Ben Chuck mı dedim? Yok Charlie bu. Banyo. Lan Charlie senin odan yok mu oğlum sen? Ya sıfır artı şey yani sıfırda yaşıyorsun, bir artı sıfır gibi bir yer bura. Stüdyo diyorum kardeşim, hani bir banyosu bir şey var, mutfağı var. Neyse gidelim bakalım. Üçüncü katta kim vardı ya, boş muydu sanki ora? Yok üçüncü katta temizlik yapıyorlar. Üçüncü kattakilerle tanışmadım. David'in yeri. David yani ne yapıyorsun oğlum? Senin niye pantolonun yok? Bu hala işte var. Ha. Bir geri zekalı o kadarıyla. Diyor bu da zor oluyor bir kez. Lan oğlum ne alaka ne alaka? Yok bu adamla uzak duralım. Kafayı yemiş geri zekalı teki bu. Üniversite öğrencileri. Biz buradayız bundan sonra. Herhalde vizeleri var. Müsait değiller gibi geliyor da bundan sonra 301'deyiz sabah akşam. Leri de boş ver. Çakal katta öyle saftı. Ha bir aşağıdaki çak. Neymiş leriymiş. Allah'ın gargameli. Onunla mı uğraşacağım ben bir yaştan sonra? Gidelim bakalım. Bizim eve en son gireceğim. Aa buraya giremiyorum. Gayet normal. Olabilir. Bunlar da gitmiş olabilir. Bunlar da gitmiş olabilir. Bizim eve en son. Serin yeri. Ayda. Robert kim ya? Herhalde herkese tanış. Yani tabi uzun bir zaman geçmiş. Herkes birbirini tanıyordur şimdi. Lan televizyon yanıyor. Ne yapıyorsun? Niye bağırdın ki? Gizmo kafayı yemiş. Yiyecek mi yiyecek? O ne lan? Ha kedinin şeyi. Maması. Bizim banyoda neler var? Ya lanet olsun şuraya bir temizleyek bir de ya. Anca otur bir şey diyeceğim de. Yani tüm evi ben tek başıma araştırayım değil mi? Bakalım odamızda neler neler var. Herhalde Larry'den sonra biz de harbiden kafayı yemişiz. Bizim hayatımızı Larry kötü etkilemiş olabilir. Ne yapıyorsun baba? Nasıl ya? Ben burayı terk edeceğim. Erken kız triplerine gireceğim. İlgisizim, o yüzden burayı terk ediyorum. Bay bay. Lan bu arada biz harbi kız değiliz. Biz erkeğiz. Yani babamız oğlum falan dedi. Ama o kadın, yaşlı kadın niye bize kızım dedi ki, yani ben anlamadım. Burada aa. Burası nere lan? Hoş durmuyor bura. Buradan bir an önce gidebilir miyiz? Ama sağ tarafta merak ettim. Boşmuş. Tamam. Ekran oraya doğru kaymadığına göre boştur. Burada ne var hocam? Kitli. Aa. Yani buraya da bir tadilata sokun da dolsun yani. 5, 3 kitli. Bizim o... Bak bir tane daha hayalet var. Megan kim ya? Megan... No, ney Megan ya? Banyo mu? Bura mı? Beşik algılar hala iyi. Oğlum Megan kim? Biz de kafayı yedik harbiden. David'in dediği doğru olabilir bir tık. Ben de zannetmiyorum. Ben oğlum biz Megan'la görüştük mü ki daha önce? Lan bana deli... Sen... Letavlerin de kalemini kırdım. Lerin de kalemini kırdım. Todd mu?
Allah. Todd'la da görüşelim. Yolda git bak bakayım oğlum, annenin şey yanında kalsın, öyle o kadar sağda solda gezme. Yalnız Megan ayıp ettin. Bir arkadaşça konuşacağız. Yaptığın hali harekete bak, ben gidiyorum. Sağ tarafta bir şey var mı? Orada niye tahta? Yani niye mesela bir apartmanın içindeki bir oda tahtayla kapatılabilir ki? Toda gideceğiz. Tod şu an 202'deki odadaymış. Hayaletlerle ilgilenen bir abimiz. Zaten ne kadar ucube garip insan varsa Larry onun arkadaş. Bir de ben. Tod kapıyı aç. Tod.